Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 81 ili kadınlara sunduğu belirli hizmetler açısından karşılaştırarak Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği karnesini çıkardı. Araştırmaya göre toplumsal cinsiyet eşitliği karnesinde Aksaray en hızlı iyileşme gösteren iller arasında. Kadınların güçlenme düzeyinin incelendiği yereller için toplumsal cinsiyet güçlendirme endeksine göre kadınların en güçlü olduğu il İstanbul. Ardından sırasıyla Tunceli, Tekirdağ ve Eskişehir geliyor. Ankara ise 15. İzmir ise 22. sırada yer alıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinde en hızlı iyileşme sırasıyla Aksaray, Karaman, Van, Bartın ve Şırnak'ta görüldü. Aksaray'ın karnesinde iyileştirme gösterdiği endeksler ise karar mekanizmalarına katılım oranları, okuma yazma bilmeyen kadın oranının düşmesi, toplumsal refah ve kalkınmanın en temel altyapılarından biri olan eğitim alanında ilerleme, fırsat eşitliğinin toplumsal cinsiyet boyu çerçevesinde bakılan yaşlılara sunulan hizmetler, evde bakım hizmetleri, sığınma evi olması, kadınlara yönelik hizmet üreten kurumlarda çeşitlilik gözlemlenmesi, kadın milletvekili bulunması, bir diğer veri ise belediye bünyesinde kadın çalışan sayısı, birim ve merkezleri bulunması. Karne ile sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri kentleri izleme, değerlendirme ve karşılaştırma imkanı bulacak. Kendi çalışmalarını planlarken karne sonuçlarından yararlanabilecek. Aksaray Belediyesi yeni hastane bölgesinde Tacım Mahallesi'nde hastane açılışı öncesinde altyapı çalışmalarına hız verdi. Tacım Mahallesi yeni hastane bölgesinde hastaneye bağlı olarak şebeke hattı çalışmalarını tamamlayan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri hastane açılışı öncesi bölgenin tüm altyapı çalışmalarını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Bölgede içme suyu hattı çalışmalarını bitiren ekipler, bina su şebeke boru hattı bağlama çalışmalarına başladı. Aksaray genelinde birçok noktada içme suyu şebeke hatları yenilenirken, Aksaray'ın içme suyu sorununa köklü çözüm getirecek olan ve Bağlıköy'de başlayan içme suyu ishali hattı ve arıtma tesisinde yürütülen çalışmalar ise aralıksız sürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk ve kurum çalışanlarından oluşan heyet, Belediye Başkan Vekili Süleyman Can Bulut'u ziyaret etti. Abi hoş geldin. İl Müdürü Aktürk ziyarette Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı öncülüğünde belediyenin özverili ve gayretli çalışmalarıyla kadınlara yönelik hayata geçirdiği projeler için teşekkür etti. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar adına Aksaray Belediye Başkanımıza şükranlarımızı, Aksaray kadınlarına şükranlarımızı arz edelim diye kurup buraya geldik. Allah razı olsun. Tüm Aksaraylı kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Bu zaten kadınlar anlamında belediyemizin yapmış olduğu gerek kadın aktivite merkezi, gerek 7 yerdeki AKMEK kursları, bu kadınlarımıza yönelik 32-7 merkezde 32 branşta verdiğiniz kursları yakından takip ediyoruz. Bu anlamda kadınlar adına yine belediyemize ve başkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Yine Kadın Koordinasyon Merkezi'nde gerçekten kadınlara yönelik çok güzel hizmetler yapılıyor. En son dün açılışını yaptığımız Hanım Elif Pazarı'yla kadınlarımıza belediyemizin vermiş olduğu değeri bir kez daha gözlerimize gördük. Bundan dolayı başta belediye başkanımıza, zat halimize ve belediyemize, tüm ekibine teşekkürlerimizi arz ederiz. Belediye Başkan Vekili Süleyman Can Bulut tarafından karşılanan heyet, günün anlam ve önemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ben de sizlerin huzurunda hanım kardeşlerimizin kadınlar kutluyorum. Allah kadınlarımızı mübarek etsin. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır, analarımızdır. İşte geçmiş dönemden bu tarafa hep cennet kadın anaların ayakları altındadır. Kadınlar anadır, bacıdır.
Onun için kadınlar bizim için çok daha önemlidir. Biz millet olarak da her ne kadar ataerkil toplum denirse de biz anaerkil toplumuz bana göre. Her evde kadınlarımızın sözü geçer. Benim evimde de öyle, benim babamın evinde de öyleydi. Her ne kadar erkekler aile reisini görürse de hanımlarımız evinde reisidir. İşte çocuklarımızın yetişmesinde onların çok büyük katkıları var. Bir ülkenin başarılı olmasında, yani her yerde denir ya işte hanım eli değmeden olmuyor falan diye, geçmiş dönemlerde Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatunlar, efendim Kara Fatmalar, bizim analarımız savaşta, barışta hep bizim milletimizin arkasında olmuştu. Bu memlekete yiğit evlatlar doğurmuştu. İşte bugün Afrin'de çocuklarımız, askerimiz çok büyük başarılar elde ediyorsa bunların arkasında hep o çocukların analarının emeği vardır. Onun için ben de kadınlar kurumumuzu tüm kurumumuzu kutluyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Başkan Vekili Can Bulut, Aksaray Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışında kadınların yaşam kalitesine, bakışına ve ihtiyaçlarına göre projeler ürettiklerini söyledi. Kent nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Can Bulut, Aksaray Belediyesi'nin projelerine dikkati çekti. Aksaray Belediyesi, Aksaray'ı geleceğe taşıyacak hizmet ve yatırımlarını bir hayata geçirirken, sosyal belediyecilik anlayışında özellikle eğitim alanında tüm imkanlarını seferber ediyor. Aksaray'ın marka şehir olma yolunda daha yaşanır hale gelmesi adına parklar, modern yaşam alanları, yollar dahil birçok vizyon projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eğitim alanındaki hizmetlere ağırlık veriyor. Toplumsal kalkınmanın en temel altyapılarından biri olan eğitim alanında ilerleme için kadınlara yönelik hizmet üreten Aksaray Belediyesi Fatih Mahallesi'nde kadınlar için hizmet veren Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde dini değerlerin öğrenilmesi, öğretilmesine yönelik dini değerler eğitimi verilmekte. Meslek edindirme kurslarında açılan farklı branşlardaki kurslar hanımların kişisel gelişimine fayda sağlarken değerler eğitimine katılarak maneviyatlarını güçlendiriyor. Değerler eğitiminde hanımlar Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, ibadet, itikat, siyer, ahlak, tecvid eğitimi alıyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler metruk binaların yıkımlarını sürdürüyor. Aksaray'ı daha modern, yaşam düzeyi yüksek bir görüntüye ulaştırmak amacıyla çalışmalarına devam eden Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri metruk bina yıkımlarına devam ediyor. Merkezde bulunan ve gerek imar çalışmalarında gerekse halkın güvenliği ve sağlığı için olumsuz etki yapan eski, bakımsız ve tehlike oluşturan binaların yıkımı hızla devam ediyor. Aksaray Belediyesi gerek kentin görüntüsü, gerekse imar altyapı çalışmaları açısından bu binaların ortadan kaldırılması ve Aksaray'ın daha temiz ve modern bir görünüme kavuşması için çalışıyor. Çalışmalar kapsamında Aratol İstiklal Mahallesi, 9326. Sokak ve 284 Ada 3 nolu parselde bulunan 3 metruk bina belediye ekiplerince yıkıldı. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin metruk bina yıkımlarında aldığı güvenlik önlemleri dikkat çekerken, İstiklal Mahallesi'nde yıkımı gerçekleştirilen binaların yıkımı ve hafriyat alımı tamamlandı. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup Temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor bu hafta sonu kendi evinde Kürkçüler Amatör Spor'la karşılaşacak. Temsilcimiz şampiyonluk yolunda kritik maç öncesi sıkı antrenmanda. 68 Aksaray Belediyespor Ligi'nin 22. haftasında kendi evinde ağırlayacağı Kürkçüler Amatör Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ufuk Uysal gözetiminde yoğun bir antrenman programıyla maça hazırlanan oyunculara teknik adam Uysal'dan uyarı. Ufuk Uysal şampiyonluk yolunda Yozgat maçıyla birlikte bu maçta hataya yer olmadığını belirterek oyuncularına kazanmak için elinizden gelenin en iyisini yapın dedi. Antrenmanlarda düz koşu, kısa pas ve şut atışlarıyla taktik çalışmalarına ağırlık veren siyah beyazlı ekip eksiyle 50 puanla ikili averajda 2. sırada yer alırken Kürkçüler Amatör Spor 20 puanla 10. sırada yer alıyor.
Temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor, Kürkçüler Amatör Sporu 11 Mart Pazar günü saat 14'te Dağılgan Stadında konuk edecek. Tekerlekli sandalye basketbol birincilik temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor, ligin 14. haftasında liderlik için mücadele eden Yalova Ortopedikler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci sırasında yer alan güçlü rakiple karşılaşacak olan temsilcimiz kritik maç için hazırlıklarını tamamladı. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor maç öncesi 18 puanla 8. sırada yer alırken rakibimiz Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, lider Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor'la aynı puanda bulunuyor. Liderle 25 puanda yer alan Yalova Ortopedikler Spor Kulübü skor avarajıyla 2. sırada. Temsilcimizin küme düşme hattında yer alan takımlarla arasındaki puan farkını kapatmak için tekerlekli sandalye ekibimizin bu maçı kazanmaktan başka şansı yok. 11 Mart Pazar günü Dağılgan Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 13'te başlayacak. Sevgili seyirciler, haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.